Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu ikinci dereceden denklemler olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan çalışma defteri Matematik 10, yani 10. sınıf matematik ikinci dereceden denklemler, yani ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemler 5. sayı testleri olacak arkadaşlar. Önce eşleştirmeyi çözüyoruz, arkasından boşluk doldurma, çoktan seçmeli, açık uçlu sorular ve beceri temelli testleri de çözeceğiz. Arkadaşlar, çalışma defterlerini çok beğendiğimi her fırsatta söylüyorum. Hem fizik hem matematik çözümlerini kanalımda bulabilirsiniz. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından hazırlanmış ve sizlere dağıtılmış olan tekrar testleri ve kazanım kavrama testlerini de şiddetle öneriyorum ki onların da kanalımda çözümlerini bulabilirsiniz konu anlatımında. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yetkililerine çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar emekleri için. Ben de size soruları çözerken söylediğim üzere konu anlatımı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soru der ki, diyor ki bunları çöz. Şurada da ben sana cevapları karışık verdim. Bu cevaplarla da bu arkadaşları eşleştir diyor. Bakalım. İşte böyle uzun bir ifade verilmiş. X'e bağlı ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem olduğuna göre A çarpı B nedir? Arkadaşlar, ikinci dereceden denklem demek ne demek? X'in karesini göreceğim. X üzeri 2 göreceğim. X üzeri 3 diye bir şey görür müyüm? Göremem. Bu üçüncü dereceden olur. İkinci dereceden olması için de mutlaka X kareyi görmem lazım. Arkadaşlar, X kübün burada olmaması lazım. Ne işi var burada? O yüzden bunun kaybolması lazım. A demek ki kaçmış arkadaşlar? A eksi 3 değerinin 0 olması lazım ki x küp kaybolsun. A bu durumda arkadaşlar kaç olur? 3 olur. Ben bu tür soruları çok beğenmiyorum aslında. Neden beğenmiyorum? İkinci dereceden denklemse x kübü niye veriyorsun? Yani x kübü yazıyorsan A niye burada olsun? Zaten 0 falan gibi kafamda deli deli sorular. Güzel. Bunu belirledim. Bir de x kare arıyorum. Bak x kare de yok. Aa bak, B eksi 4. B eksi 4 ifadesinde 2 olması lazım ki x'in karesini de görmeliyim arkadaşlar. B durumda bu kaç oluyor? Bu durumda B de 6 oluyor. Bana neyi sormuştu? Çarpımlarını 3 çarpı 6 kaç yapar arkadaşlar? 18 yapar. C'yi yerleştiririz. Güzel. En azından ikinci dereceden denklem ne demek? Onu bir nebze öğrenmiş oldum. M artı 4 x kare artı 2 mx eksi 6 sıfır denkleminin köklerinden biri 1 olduğuna göre m değeri nedir? Arkadaşlar, köklerinden biri m diyor. Neden köklerinden biri dedi? Çünkü ikinci dereceden denklemlerde arkadaşlar bizim beklentimiz 2 tane kök olmasıdır. Bak, beklentimiz diyorum, ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bazen reel kök olmayacak, bazen çakışık 2 kök, 1 kök olacak vesaire. 2 kök beklerim, biri de 1'miş. Arkadaşlar, kökü demek ne demek? X yerine 1 yazarsam bu denklem sağlanıyor. Yani bu denklem eşittir 0 oluyor demektir sol taraf. 1 koyuyorum X yerine o zaman. M artı 4 çarpı 1 artı X yerine 1 koyuyorum. Çünkü X eşittir 1 bu denklemi çözmüştü arkadaşlar. X eşittir 1 için M artı 4 artı 2 tane M eksi 6 eşittir 0'mış. Bak burada ne görüyorum? 3 tane M görüyorum. Eşittir. Şu arkadaşlarda ne oldu? Eksi 2 karşıya geçti. 2 oldu. M kaç oldu arkadaşlar bu durumda? 2 bölü 3 oldu. Her iki tarafı 3'e bölünce. 2 bölü 3'ü arıyorum. E'ye de görüyorum arkadaşlar. Bu arkadaşı da yakaladık. Buraya yerleştirdik. Güzel. Devam ediyorum. Kökün de ne demek olduğu anlaşılmıştır. 4x kare eksi 5x eksi 6 eşittir 0 denkleminin büyük kökü. X kare eksi 5x 5ax artı 8 eşittir 0 denkleminin de bir kökü olduğuna göre A'nın değeri nedir? Bak güzel, bir öncekinde test ettik onu. Kökü bulursam, yerine koyuyorsam sağlanıyor. Burada da A'yı bulabilmek için bu denklemin köklerinden biri, işte bunun büyük köküymüş. O değeri bulur. Burada yerine koyarsam A'yı bulurum. Peki arkadaşlar, şunu nasıl bulacağım? Arkadaşlar, biz bunların hani x1 x2 köklerini bulabilmek için işte diskriminantı buluyoruz, denklemde yerine koyuyoruz vesaire. Ama birinci öncelikli başvurduğumuz şey, acaba ben bunu çarpanlarına ayırabiliyor muyum? Evet arkadaşlar, 4x ve x çarpanı olarak ayırdım. Bak şu 4x kareyi 4x çarpı x. Şimdi derdim eksi 6'yı elde edebilmek için şuralara 2 ya da 3 yazacağım. 2 ile 3 çarpım ya da 6 ile 1 yazacağım. 2'yi buraya yazıyorum, 3'ü buraya yazıyorum. Sebebim de arkadaşlar, bak buradan 4x, 8 tane x gelecek. Burada 3x olacak. Eksi 5x'e ulaşabilmek için de şurayı eksi, burayı artı yapıyorum. Bak eksi 8 tane x,
artı 3 tane x ne yapar? Toplamları 8-5x. Şu iki arkadaşın çarpımı da eksi 6 yapar. Bak şu arkadaştan x eşittir eksi 3 bölü 4 olur. Bu arkadaş bak neden? Şimdi eşittir 0 diyoruz ya sevgili arkadaşlar. Bunu da ezbere yürümeyelim. Şimdi iki tane sayı var. Bunu mutlaka anlamamız lazım. Anlamadan ezbere iş yok. Bak bu bir sayı, bu da bir sayı. İki sayı çarpıldığında 0 oluyor. Bu ne zaman gerçekleşir? Ya bu 0'dır ya da bu 0'dır. İşte bizim yaptığımız o. X eşittir eksi 3 bölü 4 şunu 0 yapan değer. X eşittir 2 değeri de bunu 0 eşitliyorum arkadaşlar. Burayı 0 yapan değer. Yani bu x1 değeri bu x2 değeri. Eksi 3 bölü 4 de bu denklemi 0 yapar. 2 de konu kapanmıştır. Bu yüzden yapıyoruz. Bak büyük kök kim? 2. İşte arkadaşlar 2 buranın da köküymüş. İkinci soruda yaptığımız gibi. Şimdi x eşittir 2 için yaz yerine 4 eksi 2 yazdığımda 10x 10a 2 yazdım çünkü artı 8 eşittir 0. 10a eşittir sağa attım 12 oldu. A kaç oluyor sevgili arkadaşlar? A eşittir 12 bölü 10'dan 6 bölü 5 oluyor sadeleşirse. 6 bölü 5'i de şurada görüyorum A'da. A'yı da bulduk. A'yı da buraya yerleştirdik. 4 ile devam etmek hakkımızdır. 3x kare eksi bx artı 4 eşittir 0 denkleminin gerçek kökü olmadığına göre b'nin en büyük tam sayı değeri. Arkadaşlar gerçek kök olması için bizim çok kıymetli bir değerimiz var değil mi? İkinci dereceden denklemlerimizde diskriminant b kare eksi 4ac. Diskriminant 0'dan büyük ise 2 gerçek köküm. 0'a eşitse tek köküm oluyor arkadaşlar çalışık. 0'dan küçük ise de gerçek köküm olmuyor. Ne olacak? Sanal kök olacak. Onu ilerleyen konularda göreceğiz zaten. Gerçek kökü olmadığına göre dediğine göre diskriminantın 0'dan küçük olması lazım. Diskriminant da b kare eksi 4 ac. B zaten burada b verilmiş. A dediğim şey arkadaşlar x karenin katsayısı. C dediğimizde sabit sayı. Alıyorum şimdi b kare. Eksi b'nin karesi de b kare. Eksi 4 çarpı 3 çarpı 4. İşte bu arkadaşın 0'dan küçük olması lazım. Sevgili arkadaşlar b kare şu arkadaşları söyleyeyim bana şimdi 16 48 değil mi? Eksi 48 küçüktür 0. O zaman b kare küçüktür 48 olmalıdır. Bildiğim basit eşitsizlik yaptım. 48'i sağ tarafa attım. B'nin en büyük tam sayı değeri. Arkadaşlar B'nin en büyük tam sayı kaç olabilir? 7 olabilir mi? Olmaz geçer. Demek ki B en büyük 6 olabilir arkadaşlar. 7 olursa 49 olur burayı geçer. Karesi 48'den küçük olan en büyük tam sayımız 6'dır arkadaşlar. 6'yı bulalım. 6 en aşağıya saklanmış haşa. Evet buna da H dedik. H dedik arkadaşlar. 5 numara ne söylemekte? 2x kare eksi 4x eksi 6 eşittir 0. Denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 değerinin ifadesinin değeri nedir? Arkadaşlar en klasik, en eski kızılderili numaralarıdır. Ancak şunları unutma. Bak x1 artı x2 ikinci dereceden denklem köklerimin toplamı eksi b bölü a'dır. Kökler çarpımında x1 çarpı x2 c bölü a'dır. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Neredeyse ikinci dereceden denklemlerinin yarısı budur ha. Yarısı bununla geçer. Neredeyse hani denklemi bakarsın denklemi çözemedin mi edemedin mi en azından toplamlarını ve çarpımlarını bilsen köklerin y'dir. Ve ileride işleyeceğin bir pek çok konu için bunlar senin çok işine yarayacak. Özellikle x1 artı x2 pek çok konuda karşına çıkacak. 11. sınıfta falan bir sürü taklalar atacaksın bununla. Parabollerde falan. Evet. Bursa ifadeyi soruyor. Ya bu ifade sevgili arkadaşlar. Bir bakalım ya. Ben böyle bir şey bilmiyorum değil mi? Şunu biliyorum bunu biliyorum. Paydaları bir eşitlesene. Bak paydaları eşitleyelim. Bunları toplayalım. X1 artı X2 oldu pay kısmı. Aşağısı da X1 çarpı X2 oldu değil mi? Olaya bak sen. Bak X1 artı X2 görüyorum. Neydi? Bak eksi B bölü A'yı yazacağım arkadaşlar. Eksi benim buradaki b değerim ki şunu asla unutma. A x karenin katsayısı. B x'in katsayısı. C de sabit sayı sevgili arkadaşım. Bu da senin vazgeçilmezin olacak.
Eksi b bölü a'yı yazıyorum şimdi. Söyle bana eksi b, bak eksi eksi 4 artı 4 yapar. Bölü a 2. Hop, eksi b bölü a'yı yazdım. Burasının 2 olduğunu zaten görüyorsun. 2. x1 çarpı x2 kim arkadaşlar? Ben en çok onu severdim çünkü eksi yok ki işin içinde. C bölü a. Gayet güzel. Ama bak burada eksi var. Eksi 6 bölü 2. Eksi 6 bölü 2. Bunun da kaç olduğunu görüyorsun sevgili arkadaşım. Eksi 3. Eksi 2 bölü 3'müş sonuç. Eksi 2 bölü 3. Var mı burada? Hop. Bunu da G'ye saklamışlar. G'de var. Eksi 2 bölü 3. 5'e de G dedik arkadaşlar. 6 ile devam etmek anamızın aksütü kadar helaldir. 6 numara der ki 3x kare eksi 2m artı 10x artı 12 eşittir 0. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Denenenent. Bu sefer değişik bir şekilde vermiş. 24 olduğuna göre m kaçtır? X1 çarpı x2'nin karesi. Ya şimdi ben şu denklemin köklerinden birini bulsam bu soruyu çözerim. Arkadaşlar bak burada da çaktırmadan sana şunu söylemiş. X1 çarpı x2 çarpı x2 24. X2'nin karesi demek o değil mi? Evet. E burada ne görüyorsun? Bak bir x1 çarpı x2 görüyorsun. Onu da az önce yazdık. C bölü a. Arkadaşlar C bölü a'ya gel bak. 12 bölü 3. 12 bölü 3 çarpı x2 eşittir 24'müş. Bu arkadaş 4. E x2 kaçmış arkadaşlar? Şöyle sola doğru yazarsam. X2 6'ymış. Geçmiş olsun. 4 çarpı 6 24 yapıyor. Köklerinden birini buldum. Hatta bu saatten sonra kökler x2'yi bulduk yani. Şeyi bile bulabiliriz x1'i. Ama x1 ile işim yok benim. Çünkü artık denklemin bir kökünü biliyorum. X yerine 6 yazarsam sevgili arkadaşlar bu denklem sağlanıyor. X eşittir 6 için bu denklem sağlanıyor. M değerini bulabilirim. 3 çarpı 6'nın karesi 36. Eksi 2m artı 10. Bu böyle dursun. Bu arkadaş 6'ydı. Çarpı 6. Artı 12 eşittir 0 yazıyorum. Güzel. Hatta çarpmayacağım, dağıtmayacağım. Bak güzel bir şey göstereceğim. Bu negatif ya. Sağa aldım ben bunu. 2m artı 10. Ama 6 tane bundan. Burada ne var arkadaşlar? Burası 108. Değil mi? Şurası 108. Bu arkadaş da 12. Topladığımda kaç yapar? 120. Bak dağıtmadım mı gördün mü? Neden dağıtmadım? Çünkü birazdan böleceğim. Böldüm böldüm. 2m artı 10 değeri arkadaşlar. Hop bu arkadaş da 20 yapar benim için. 2m eşittir 10 imiş. Hop m kaçmış arkadaşlar? Her iki tarafı 2'ye bölersek. 5'miş. Geçmiş olsun. Var mı? Var valla. Ç'yi de buraya yapıştırdık. Harika. 7 ile devam ediyoruz. Harikulade çözümlerimizden sonra. X kare eksi 4x artı k bölü 4 eşittir 0. Denkleminin köklerinin rasyonel sayı olması için k'nın alabileceği doğal sayı değerlerinin sayısı. Ya şimdi ben iki kök olmasını biliyorum. Tek kök olmasını biliyorum. Reel sayı olmamasını da biliyorum. Rasyonel sayı olma şartı nereden çıktı ya? Bu ne ola ki? Allah Allah. Arkadaşlar gel bir değerlendirelim. Bak rasyonel olmayı değerlendirelim önce. X1 eksi b artı kök delta bölü 2a. X2 de eksi b eksi kök delta bölü 2a'dır. Şimdi ben bunları aslında çok sevimli bulmuyorum. Kabul ediyorum. Ben senin tarafında yer alırım. Her zaman formül morbül karşıtıyım. Ama birazcık denklem çözersen edersen arkadaşım aklında da olsun. Önce diskriminant bulunur. B kare eksi 4ac. Eğer çarpanlarını ayıramadıysan, çarpanları ayıramadıysan b kare eksi 4ac'ye sarılırsın. Sonra da giderken x1 ve x2'yi bulursun. Daha sonra arkadaşlar bak buraya eğer hani biz diyoruz ya diskriminant sıfırdan küçük olursa ne olur? Bak kök, kare kök içinde negatif bir sayı olur. Bu gerçek bir sayı değildir. O zaman senin köklerin sanal olur. Kökler. Kökler sanal olur. Eğer sevgili arkadaşlar diskriminant değerin senin tam kare olursa, tam kare nedir arkadaşlar? Bu arkadaş mesela 16. 16 direkt kök dışına çıkar. 49, 25, 100 tam kare olursa da sevgili arkadaşım köklerin ne olur? Rasyonel sayı olur. Rasyonel sayı olur. Diskriminant
arkadaşlar herhangi başka mesela 20 olsa ne olur? Bu arkadaş köklü bir ifade olur. Köklü ifadeler de bizim için nedir? İrrasyoneldir. Değil mi? Aa, şimdi anladım. O zaman ben diskriminantın tam kare olmasına bakacağım. Değerlendirmem bu olacak. Gelin yapalım. Diskriminant b kare eksi 4 ac. Hatta direkt çözdükten sonra daha güzel anlayacağız. B karesi kaç arkadaşlar bunun? 49. Eksi 7'nin karesi. Eksi 4 tane a'sı 1, c'si de k bölü 4. Bak teşekkür ederiz, k bölü 4 vermiş. Bu arkadaşın ne olmasını istiyoruz arkadaşlar? Tam kare olmasını. Tam kareyi de anladık değil mi? Bak tam kare ifadeler arkadaşlar 0, 1, 2, 3. Doğal sayıların, tam sayılar da diyebilirsin. Doğal sayıların karesi olan sayılar. 0, 1, 4, 9, 16, 25, 144, 625 gibi. Değil mi sevgili arkadaşlar? Tam kare olacak. Ben bunun tam kare olmasını bekliyorum. O zaman hop hop 49 eksi k'nın tam kare olmasını bekliyorum arkadaşlar. Neden olduğunu da söyledim. Tam kare olmalı ki diskriminant, kök diskriminant dışına rasyonel olarak çıksın bu arkadaş. Sevgili arkadaşlar bak. Burada şu değerin kaç olması icap eder? Bir kere negatif olamayacak değil mi? 7'yi geçemez. Şimdi şöyle ki 49 olabilir bu ifade değil mi? Bak 49 olabilir. 36, 25, 16. Bak hep tam kare, tam kare, tam kare. Ondan sonucuma 9, 4, 1 ve 0 olabilir arkadaşlar. Eğer şu ifade benim diskriminantım 49. Neden 49'dan büyüğünü yazmadım? Bunun eksi olması gerekir ama bana zaten doğal sayı dedi. K'nın doğal sayı olması pozitif değerler arkadaşlar. Bu durumda tek tek saymana da gerek yok. Bunun 49 olması için K değerlerin bak 0 olmalı, 13 olmalı gibi 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 gider. 49 olabilir, 48 olabilir. Hepsini yazmana gerek yok. Çünkü yazdığında zaten sana alabileceği doğal sayı değerlerinin sayısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane işte. Anlaştık değil mi? Harika. 8 neredesin? B desin. Buna da B dedik. Bak burada da güzelce yorum yaptık. Diskriminantın tam kare olmasını bekliyoruz. Bu arkadaşın rasyonel olması için. Diğer türlü tam kare olmazsa, negatif olsa bir kere sanal. Eğer tam kare olmaz 20, işte 8 gibi şeyler olursa da irrasyonel kökümüz olur. Reel olur ama irrasyonel olur. 8 numarayla devam ediyoruz arkadaşlar. Doğrudur. 8 numara diyor ki x kare eşittir 6x. Bak bunlarda da dikkat edelim sevgili arkadaşlar. X kare eşittir 6x. Denkleminin köklerinden biri a ve x kare eşittir 16. Denkleminin köklerinden biri de b. Olduğuna göre a artı b ifadesinin alabileceği değerlerinin sayısı nedir diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bir bakalım bu arkadaşa. Şimdi ben yıllar yılı şu hatayı yaptım sen yapma. Şimdi her iki tarafı da x'e bölüyorsun. Böldün tak tak gitti. X eşittir 6 değil mi arkadaşlar? 6 bunu çözer. Bak işte sevgili arkadaşım buraya çok dikkat et. Sen burada x'i sadeleştirirken x eşittir 0 çözümünü de yok etmiş oluyorsun. Aman diyeyim buna dikkat et. Tamam mı? Buna dikkat et. Ben yıllarca bu hatayı yaptım. Bu hatamdan dönünce de çok sevindim. Bundan kurtulmanın en kolay yolu, en güzel yolu da şudur. Bunu sol tarafa al. X kare eksi 6 eşittir 0 yap. X parantezini al. X eksi 6 eşittir 0 yap. Bak iki sayının çarpımı 0. X eşittir 0 olabilir. Bir de şu arkadaş 0 olabilir. Yani X eşittir 6 olabilir. En sağlamcı yol budur. İkinci dereceden denklem haline getir. Buradan kestirmeden gider. X'leri sadeleştirirsen 0'ı kaçırırsın. Allah Allah hocam niye anlatıyorsun ki ben böyle bir hata yapmıyordum. Sen de amma basit hata yapıyormuşsun diyebilirsiniz. Kabul ederim. Ama yapıyordum yani ne yapayım. Bu hatalar beni Türkiye'ye 2000'incisi yaptı arkadaşlar. Türkiye'de 2K'ya girdim. Hatalarını da kabul et. Hatalarını kabul eder bilirsen kendini düzeltme şansın da olur. Ne kadar hatamı bulursan ben o kadar seviniyorum söyleyeyim size. Hatasını bulan düzeltmek için bir fırsatı olmuş olur yani. Ben seviniyorum yani öyle hata bulunca. Harika.
Arkadaşlar gel şunu çöz. Ya bu da zaten Türkçesi diyor ki bana. Kimin karesi 16'dır? Tabii ki arkadaşlar 4'ün karesi 16'dır. Bir de eksi 4'ün karesi 16'dır. Konu kapanmıştır. E şimdi A artı B ne olabilir? Bak bununla bunu toplarsın, bununla bunu toplarsın. 10 olabilir toplamları. 2 olabilir. 0 ile bunu toplasan 4 olur. 0 ile eksi 4'ü toplasan eksi 4 olur. 4 tane olur yani. Zaten 2, 2, 2 çarpı 2'den 4. Sen bunu sıralama seçme konusundan bile biliyorsun. 4'ü arıyorum. Hemen yanı başındaymış F. Tek bir şık kaldı. Onu çözmeyelim değil mi? D yazalım. Hemen eksi 9 bölü 4. Dikkat et. Eksi 9 bölü 4 bulacağız sevgili arkadaşım. Burada ne diyor? M sıfırdan farklı olmak üzere M x kare eksi 3 x artı M eşittir 0. Denkleminin bir gerçek kökü olduğuna göre M'in alabileceği değerlerin çarpımı. Arkadaşlar baştan beri konuşuyoruz. Bu durumda ne olacak? Diskriminantım tam sıfır olacak. Bak denkleminin bir gerçek kökü olduğuna göre diyor ya. Bak bu yanlış değil. Hatta ben yıllarca bunu dedim. Ama hocalarımızın, öğretmenlerimizin çoğu şöyle derdi. Çakışık iki kök derdi. Ben de onlara karşı çıkardım. Ya bir gerçek kökü desene ona derdim. Ama arkadaşlar iki çakışık kök lafı çok kıymetlidir. Ben olsam onu anlamaya çalışırım. İki çakışık kök lafı da hemen aklının yani zihninde hep kalsın, tamam mı? Şimdi şu an çok önemli değil ama iki çakışık kök lafı önemlidir. Diskriminan sıfır olacak. Yazalım. Eksi 3'ün karesi 9 4 çarpı m çarpı m. Arkadaşlar bunun sıfır olması b kare eksi 4 a c. Sıfır olmalı. Bu da çok kolay oldu ama ya. Sevgili arkadaşlar bunu da şöyle yapayım ya. Bak burada da zaten görüyorsun. Gel şöyle yapalım. 4m kare eşittir 9. Yani m eşittir 9 bölü 4. Buradan m ne olur? Şey m kare. M eksi 3 bölü 2. M 3 bölü 2. Değil mi? Artı eksi. Bu ikisini çarparsan da eksi 9 bölü 4'ü görüyorsun ki. Bu da Diyarbakır seçeneğinde. Bak bunu şöyle de düşünebilirdik. 4m kare burada ya. 4m kare. Bu arkadaşı sağ ol. Eksi 9. Eşittir 0 ya. Şimdi alabileceği kökler çarpımı. Bak buradan bile görüyorsun. Aslında bu da kendi içinde ikinci dereceden bir denklem. M1 çarpı M2'yi soruyor sana. M1 çarpı M2 C bölü A'ydı ya. Bak C eksi 9. Bu da 4 eksi 9 bölü 4. Hemen buradan da söyleyebilirsin. Bu da aklının bir köşesinde kalsın. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.